Ben İlyas'ı legalleştirmeye çalıştıkça ailesi onu daha da bataklığın içine çekiyor. Bak, benim gördüğüm kadarıyla İlyas kendisi bataklığa giriyor Özgür. Ben yapısını inkar etmiyorum. Farkındayım. Ama böyle giderse ya abisinin umduğu yerde olacak ya da cezaevinde. İlyas'ın büyük bir hapis geçmişi var mı? Şimdilik yok. Ben Ateş'le konuştum. Allah korusun Hızır Bey ölürse ne olur diye. Yerine İlyas geçer. O da ne kadar yaşar kim bilir diye çok umutsuz bir şey söyledi. Haklı. Mesela Fikret öldü. Ateş'in abisi gibiydi. Ateş ne yapıyor? Burada oturuyor. İlyaslar gibi sokaklara dökülmüyor. Sokaklara dökülmek ne demek Özgür? Abla, sen haberleri takip etmiyor musun? Canım takip ediyorum da ben İlyas'ın isminin geçtiği bir şey görmedim. Dün gece 5 yerde baskın olmuş. 12 ceset bulunmuş. Sence İlyas'la alakası yok mu? Yok artık. Anlatmıyor mu bunları Ateş sana? Açıkçası Özgür... Ateş çok iyi bir adam. Çok karizmatik. Tamam ben beğeniyorum ama... Ama çok ketum. Yani dışarıya karşı böyle mi bilmiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla öyle. Özgür sana bir şey soracağım. İlyas'ın ikinci telefonu var mı? Ben hiç görmedim de. Niye olsun ki? Yani bu vurdulu kırdılı şeyleri başka bir hattan paylaşmak için. Ablacığım, ikinci telefon dinlenmiyor diye bir şey yok ki. 5 telefonda olsa yine dinlenebilir. Dün gece Ateş'in cebinde ikinci bir telefon gördüm. Çok anlam veremedim. Onun için soruyorum. Ona sorsaydın ya. Ben de bundan bahsediyorum Özgür. Yani bir türlü birbirimize karşı çok yakın olamıyoruz. Bence her şey düzelecek. Evet, şu anda çok zor bir süreçten geçiyorsunuz. Ama ben eminim her şey geçecek. Zor dönemler geçiyor. Ama kötü olaylar hiç bitmiyor. Bugün böyle düşünüyorsunuz. Mesela daha önce hayatınızda sevdiğiniz biri varmış. Kaybetmişsiniz. Kim bilir ne kadar kötü dönemlerdi sizin için. Çok. Ama bakın. Belli ki geçmiş. Şu an hayatınızda başka biri var. Aslında tam da öyle değil. Nasıl? Anlatırım sonra. Hep benden bahsettik aslında. Benim sana sormak istediklerim var. Tabii buyurun. Bir ailen, annen, baban, erkek arkadaşın yok mu? Babam, ben çok küçükken terk edip gitmiş bizi. Zaten abimin durumunu gördünüz, anladınız diye umuyorum. Annem de öyle işte bin bir zorlukla bugünlere kadar getirdi. Bir erkek arkadaşım yok. Olsaydı saklamazdım. Yani söylerdim. Ben hiçbir şeyi saklamam. Yani sözüne güvenilir hiçbir erkek tanımadım. Olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Bak şuna. Ama haksız mıyım? Mesela siz Meltem Hanım'a şu an tamamen dürüst müsünüz? Evet. Nasıl? Hiç aldatmadınız ya da yalan söylemediniz. Ben... Aldatan insanın kendini aldattığını düşünürüm. Yalan konusuna gelince
Bence herkes yalan söyler. Kadın, erkek. Fark etmez. Evet. Yani haklı olabilirsiniz. Şimdi bir düşündüm. Hayatımda hiç yalan söyledim mi diye. Galiba her gün ardıma yalan söylüyorum. Ondan gizli bir şey yaptığın için mi? Paranoyak olduğu için. Aslında ben de sizinle tam bu konuyu konuşmak için gelmiştim. Abimi çağırtmışsınız. Ama hiç iyi bir şey yapmıyorsunuz. Yani hiç olmazsa bir iş vermek istiyorsanız bile bir araştırın lütfen. Araştırdım. Hırsızlık, gasp, yaralama. Yani ben bunları söyleyemediğim için üstü kapalı uyanmaya çalışmıştım. Neticede abim. Sana daha önce de söyledim. Her insan bir fırsatı hak eder. Siz bilirsiniz. Ama umarım haklı çıkarsınız. Hoş geldin Meltem. Otursana. Ne yapıyorsunuz? Olanları, olacakları konuşuyorduk. Ne olsun? Alparslan nerede? Özlem'le oturuyordu en son gördüğümde. Özlem kim? Benim yeni asistanım. Alparslan Bey'i yanıma atadı. Eski bir tanıdıkları falan mıymış? Kim bu kız? Ben bilmiyorum. Özlem'in abisi Alparslan Bey'in tanıdığı sanırım. Senin bir asistana mı ihtiyacın vardı ki Alparslan ona bu işi verdi? Madem sen de tanımıyorsun o zaman açık açık konuşabilirim. Ama lütfen aramızda kalsın Meltemciğim. Konuş tabii. Açıkçası bu kız Alparslan Bey'e çok yakın diye ben işine son verdim. Ama ne olduysa, kiminle görüştüyse ertesi gün terfi etti ve benim asistanım oluverdi. Alparslan'ın vardır bir bildiği. Özlem bu kız işte.